yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda A9 Royal Pass ödüllerine beraber bakacağız. Bu arada şu anki rankınız ne gençler? Nereye çıktınız? Yani as mısınız? Taç mısınız? Otorite misiniz? As ustası mısınız? Ne bileyim elmas mısınız? Yorumlara yazın bakalım. Kaçıncı leveldesiniz? Arkadaşlar bugünkü videomuzda dediğim gibi A9 Royal Pass'lara bakacağız. Bonus Pass'larla alakalı da çok güzel tamamen bütün net görüntüler var. Onların incelemesini de bugünkü videomuzda yapacağız. Videonun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Biz de oradan takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca da TikTok'ta her gün yayında oluyoruz. Bu videoyu çektiğimde ki yani dün yayın yapamadık arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bu akşam yine yayın olacak gençler. Şimdi ne yapacağız? Hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapacağız. Dün 3 tane video atmıştım. Onlara da bildirimleri gelmediyse izlerseniz sevinirim. Takas sistemi var. Buz diyarı vitrini olayı vardı. Ve ayrıca yeni Pochinki 240 FPS videosu vardı dünkü videolarımızda. Hemen şöyle bir geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yine A9 Royal Pass'ımız. Ekranda gördüğünüz gibi logosu var. Biraz böyle hayaletli, cartlı curtlu. Ana karakterlerimiz diyebiliriz aslında bunlara. 1. seviye ve 40. seviye. Silahlar filan. Şimdi bu komple seviyesiyle beraber incelemesini yapacağız arkadaşlar. Buralara geçebiliriz. Evet, 1. seviyedeki setimiz bu şekilde saçıyla beraber geliyor. Gayet güzel duruyor bence. Saç bu sefer şey olarak iyi. Yani yok ne bileyim ekstra bir kafasında ekstra bir durum yok. Yani başka şeylerde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu saçı. O yönden iyi. 10. seviyede gelecek olan şöyle bir kılıç tarzı. Daha doğrusu kılıç kınından çıkmamış. Kırmızı bir yakın dövüş silahımız var arkadaşlar. 15'teki dansımız. Biraz değişik ama şöyle bir daha bakarsak. Güzel. Enteresan. Beleş dans. Uçak deseni arkadaşlar yine ekranda gördüğünüz gibi. Dedik ki yani PUBG Mobile'in artık RP'leri de biraz Çin'e benziyor. Yani desen konusunda. Hepsi böyle aynı şeyler gelmeye başlıyor renk olarak. Kasklar mesela uçak deseniyle uygun. 2. seviyesi, 3. seviyesi kaskın bu şekilde. Beleş paraşütümüz 25. seviye bu şekilde. Hani Batgır gerçekten güzel bir deseni var. Hoş. Şöyle biraz da şöyle bakarsak. Bence iyi. Yani şimdiye kadarki en iyi Hani Batgır deseni diyebilirim buna. Siz ne düşünüyorsunuz? Kullanmayanlar Hani Batgır kullanabilir bundan sonra. 40. seviye setimiz gayet güzel. Yani bir RP olarak bayağı iyi. Tabii şu an emojisini görüyoruz. Böyle elini falan tutuyor. Şöyle bir sete tam gelelim. Abi kafanın ayrı olması ekstra güzel. Başka şeylerde kullanabilirsiniz. Destans olarak geliyor. Yarı mumya yarı dediğimiz gibi hortlak mortlak değişik bir şey. Zombi de diyebiliriz. Ama bence bayağı hani RP'de değil de böyle bir sandıkta gelebilecek set ayarında bir set. Gayet güzel. Devam edelim. 50'de Uzi'miz yükseltilebilir biliyorsunuz. Son hali bu şekilde. Öldürme mesajı ekranda gördüğünüz gibi. Şu dans çok değişik ya. Abi ben anlamadım. Bu zombi dansı gibi bir şey herhalde. 55'te şöyle bir S12K. Çantamız 3. seviyesi. Avatar, çanta süslemesi. Yetmişteki setimiz. Bu da güzel. Yani bence iyi. Buggy geliyor yine 70'te.
Umarım A10'da buggy değil de güzel bir başka kullandığımız araçlardan bir tanesi. Toros, ikili araba veyahut da ne bileyim Uaz da olabilir. SLR gördüğünüz gibi 80. seviye. Şöyle bir sis bombası var. 80'deki emoji. Güzel. 90'daki AVM. Yani dediğim gibi standart. Bütün renkler birbirine uyumlu. Bütün silahlar da neredeyse aynı. Sadece Hanibatgır hariç. 100 seviye setimiz arkadaşlar. Burada renklerini falan oynayabiliyorsunuz zaten bu setin. Güzel. 100 seviye set de güzelmiş ya. Üstüne bakınca. Ayrıca helikopterimiz var arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz var. Ekstra ödüller kısmında. Molotov. Uçak geliyor bir de. Kırmızı beyaz. Bu da güzel. Neydi o ya? Türk yıldızları mıydı? Bizim şey vardı öyle bir. Türkiye'de. Böyle bir emoji var. Ekstra. Bu da zafer dansı diye biliyorum. Aynen Victory Dans. Maç sonları görmüşsünüzdür bunu. RP sandığı. Yani M7 var. M8 var. Sezon 14, sezon 16 setleri var arkadaşlar. Genel manada. Yani hepsi geliyor. Bunları çok şey yapmaya gerek yok. Bunları biliyorsunuz zaten. Geldi Golay'a. Abi bak. Sol elinde, yani bize bakan sol elinde böyle bir Wolverine'in şeyi var. Acaba önümüzdeki günlerde böyle bir Marvel'le bir anlaşma, bu Wolverine karakteri gelebilir mi? Çünkü Arap bölgesinde filmin filan tanıtımı yapılmıştı oyun içinde. Böyle değişik, güzel duruyor ya. Bonus pasın seti arkadaşlar bu. Benim hoşuma gitti. Kaskı. Kask da bir değişik. Çanta. Çanta biraz sade kaçmış. Hava da güzel. Süsleme. M249 yükseltilebilir. Şimdi bunun şeyine de bakacağız. Son seviyesi. Bayağı iyi M249 ya. Vurma efekti. Öldürme mesajı. Diğer aracımız. Oyunun yeni aracı. Suda, karada, her yerde gidiyor. Bu da yükseltilebilir. Öldürme mesajını görüyorsunuz zaten. M249 5 seviye arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi olacak. 3. seviyesi. Öldürme mesajı. Vurma efekti. Yanında silah süslemesi. Bu da var ya tam şey gibi olmuş ha. Ne setiydi o? Bir set vardı turuncu, herkesin istedi. Şortlu. Ulan setin adını unuttum. Tam ona uygun. Yani onun gibi olmuş. Güzel duruyor. Deseni beğendim. Kadem ödülleri setimiz. SKS silahımız var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Bu da bu şekilde. Çerçeve falan filan. Evet arkadaşlar, genel manada ödüllerin hepsi en net görüntüyle bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.